arkada motor var. Ülkemiz özellikle son 2 yıldır çeşitli yerlerde meydana gelen doğal sebeplerle yahut doğrudan sabotajcılarla olduğu anlaşılan büyük çaptaki orman yangınları ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan yangın felaketlerinde devletimiz üstün bir mücadeleyle bu zamana kadar kendi sorumluluğuna devam etmiş, şimdi de etmektedir. Bu anlamda yangın söndürme ile ilgili yürütülen çalışmalar dünyanın diğer ülkeleriyle mukayese edildiğinde oldukça ileri bir seviyede olduğumuzu da işaret etmektedir. Ne var ki kimi yerlerde PKK terör örgütünün ateşin çocukları adını verdiği, gerçekte ise kimin çocukları olduğu meçhul olan yapılanması tarafından üstlenen yangın felaketleri ülkemize yönelen bir bakıma terör saldırılarıdır. Şimdiye kadar meydana gelen yangınlar neticesinde çok sayıda hayvanlar telef olmuş, orman ve tarım arazileri zarar görmüş, birçok yerleşim yeri kullanılamaz hale gelmiş ve çok sayıda vatandaşımız da ne yazık ki bu yangınlardan etkilenmiştir. 21 Haziran Salı günü Marmaris'te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede şiddetini artırmış ve geniş alanlara yayılmaya başlamıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu yangına karşı seferber olmuş, kontrol altına almak adına 27 helikopter ve 14 uçak ile havada 253 arazöz, 26 tanker, 2604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan mücadeleye başlamıştır. Gelen son bilgilere bakıldığında ise yangınla mücadelede tüm kurumlarımız seferber olmuş. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili bakanlarımız bölgedeki gelişmeleri bizzat yerinde takip etmektedir. Hamdolsun bu yangının da kontrol altına alındığına dair bilgiler gelmiştir. Buna rağmen karşımızda iflah olmaz anlayışa sahip bir muhalefet bulunmaktadır. Bunlar bir gün olsun milletin yanında yer almayı, milletin acısını paylaşmayı, milletin dertleriyle dertlenmeyi yahut devletin samimiyetini görmeyi bir türlü başaramamıştır. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla Türkiye asıllarına gösterdikleri samimiyet ve muhabbetin zerresini devletimize ve milletimize bir türlü gösterememişlerdir. Marmaris'teki orman yangınlarını diline dolayan Cumhuriyet Halk Partisi ve İP, yangına karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına girişmiştir. CHP orman yangınları konusunda PKK terör örgütünün eylem ve sorumluluğuyla alakalı olduğum olası derin bir sessizliğe gömülmüştür. Milletten bulamadığı desteği afetlerle beraber olup milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur. Zillet ittifakına tekrar ifade etmekte fayda vardır. Destek olmuyorsunuz, bari köstek olmayın. Irak ve Suriye'nin kuzeyi boyunca uzanan alanda terör devleti kurmak isteyen ülkeler, lütfen dikkat buyurunuz, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen FETÖ merkezli İhanet girişiminin ardından üst üste 4 kez Türk ekonomisini açıkça hedef almışlardır. Buna karşılık ülkemiz kararlı ve doğru politikalarıyla bu saldırılara yönelik mücadele vermiş ve halen de vermeye devam etmektedir. Kura dayalı saldırılar öncelikli olarak bertaraf edilmiş ve Allah'ın olsun belirli ölçüde denge sağlanmıştır. Ardından faizle mücadele noktasında faiz kontrol altına alınmış ve Türkiye faiz kamburundan kurtarılmıştır. Şimdi de bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde hissedilen enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Dünyanın içinde bulunduğu kriz halini fırsata çevirmek isteyenlerle, stokçularla,
Enflasyonun arkasına sığınarak fahiş fiyat artışı yapanlarla mücadele kararlılıkla sürdürülmekte ve aynı kesimlere elbette göz açtırılmamaktadır. Bununla beraber vatandaşımızı enflasyona karşı koruyacak tedbirler hükümetimizle birlikte Cumhur İttifakı'nın ana gündemidir. Yapılan resmi açıklara bakıldığında inşallah Temmuz ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarıyla beraber vatandaşımızın gelir seviyesi de %40 oranında artırılacaktır. Bunun da şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin Karabağ'a asker gönderdiğini iddia edip kardeş ülke Azerbaycan'ı bırakıp Ermenistan'ın yanında yer alanlar zillet mensubu CHP'nin milletvekilleridir. Suriye ve Irak'ta Kahraman Mehmetçik teröristlerin illerini başlarına yıkarken meclise gönderilen tezkereye hayır oyu verip PKK'lı teröristleri koruma altına almaya çalışan zillet mensubu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yoksulluk edebiyatı yapıp İstanbul'da ne idüğü belirsiz sözde dans gösterilerine oluk oluk para akıtan zillet mensubu CHP'li belediye başkanıdır. Lüks otel odalarında kalan zillet mensubu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin, Türkiye'nin kendisidir. Yeri Türk milletinin yanıdır, safı Türk milletinden taraftır. Yolu ve menzili de elbette Türk milletinin büyük ülküleridir.